Sevgili takipçilerimiz, Araklı Turnalı Oz Şelalesi'ne geldik bugün. Özellikle buradan başlamamın bir sebebi var. Şunu söyleyebilirim size, tamam şelalemizin kurulduğu yer çok güzel. Ama şuradaki trafik sıkıntısını bir özellikle göstermek istedim. Gerçekten sıkıntılı bir yer burası. Burada araçlar, görüyorsunuz bu kayalık kayaları. Yani bu kayaların en azından şu bölümü buradan alınabilse bu yol burada genişlemiş olur. Ve özellikle son yıllarda Araklı Belediyesi'nin, belediye başkanının müthiş çabalarıyla beraber bu şelale burada turizme kazandırıldı. Ama yolda sıkıntı müthiş var burada. Özellikle bu bölgede trafikte müthiş bir sıkıntı var. Şimdi birazdan şelaleden içeri gireceğiz ve size olan güzelliği, manzarayı göstereceğiz. Sevgili takipçilerimiz, görüyorsunuz şelalenin yanına bir de tesis yapılmış. Gelenler burada rahatlıkla oturabiliyor, çayını, kahvesini içebiliyor. Turnalı Oz Şelalesi. Turnalı Oz Şelalesi'ne, görüyorsunuz böyle merdivenler yapılmış burada. Maalesef tesis boş galiba. Şu anda kimse yok. Çok güneşli bir havada var bugün, güzel. Görüyorsunuz buradan böyle yürüyerek Turnalı Oz Şelalesi'ne doğru gidiyoruz. Yani bu şelale görüyorsunuz Turnalı Oz Şelalesi. Araklı Turnalı Oz Şelalesi. Gerçekten güzelliğiyle büyülüyor. Görüyorsunuz güzelliği. Tabii şelale var. Ama tekrar söylüyorum. Yazın da özellikle turistler çok geliyor ama baktım şu anda tesis bomboş. Allah vermiş güzelliği. Bu güzellikleri, ben tekrar söylüyorum, Araklı'nın tek kurtuluşu turizm. Yani turizmle yatıp turizmle kalkmamız gerekiyor. Yani Araklı'nın her tarafı turizme uygun yerler. Turnalı Oz Şelalesi. Hey maşallah. Allah ne güzellikler vermiş. Görüyorsunuz sevgili takipçilerimiz. Bu güzellik sadece Araklı'da var, Trabzon'da. Sevgili takipçilerim, şimdi Çay TV'nin program yapımcısı İso Show aynı zamanda bölgede yakaladık. Sayın Kılıç, nasıl buldunuz Turnalı Oz Şelalesi'ni? Vallahi Araklı'da böyle güzel bir yer var ama böyle güzel bir yerin tanıtımı yok.
Sen olmasan biz burayı göremeyecektik. Sen olmasan burayı insanlar göremeyecek. İşte böyle güzel nimetlerimizi tanıtacak bir kişiler yok. Ha biz böyle yerleri tanıtmak için varız ama bizi destekleyecek olan insanlar yok. Bakıyorsun dışarıdan bir tane muhabir geliyor. İlçedeki bütün ekmeği, pastayı, bütün paraları toplayıp gidiyor. Oysa Yusuf Genç gelecek burada. Bir tane küçük telefonu var. Onunla beraber görüntüleri toplayacak ve buraların tanıtımını yapacak. Ama böyle olmaz işte. Burada sorumluluk kime düşüyor? Sevgili başkanımıza düşüyor. Sevgili ileri gelmiş zengin insanlara düşüyor. Yani bunlar böyle küçük bir telefonla olacak işler değil. Bunlar hep cihaz işler, teknoloji işlerler. Şu güzelliği görüyor musun ya? Ama anlatacak olan insan yok. Seyretmeyecek olan insan yok. Bizler program çekmek için doğuya gideceğiz. Doğudakiler burada gelecek. Biz buradaki nimeti niye anlatamıyoruz ki? Sebebi sizsiniz arkadaşlar. Sevgili takipçilerimiz, her gece mutlu günler olsun. Araçlı Tuğnalı Osya Lanesi'ndeyiz. Araçlı'nın çok güzel bir yerindeyiz şu anda. Özellikle bunu şuradan söylemek isterim. Araçlı'nın kurtuluşu turizmden. Yani turizmi her alanda desteklememiz gerekiyor. Tüm takipçilerimize bu güzellikleri paylaşmasını istiyorum. Araklı Ara Haber YouTube kanalına abone olmayı lütfen unutmayalım. Herkese teşekkür ederim.